Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Türk Lezzeti programında daha birlikteyiz. Ben aşçınız Semen Öner. Bugün konuklarımızla birlikte sizler için mercimek köftesi hazırlayacağız. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Can, neredensin? Ben Amerikalıyım. Philadelphia, New Jersey. Hoş geldin. Teşekkür. Kathleen, sen neredensin? Ben Belçikalıyım. İpriz'den. İpriz'den. Evet, Flanders. Peki, bugün sizlerle birlikte mercimek köftesi dediğim gibi yapacağız. Malzemelerimizi tanıtarak başlayalım önce. İlk malzememiz tabii ki mercimek, kırmızı mercimek kullanıyoruz. Mercimeğin normal hali ve haşlanmış hali burada. Bulgur kullanacağız. Hı hı. İki çeşit soğan kullanıyoruz. Bir kuru soğan, bir de taze soğan kullanacağız. Maydanoz kullanacağız. Ve burada gördüğümüz diğer malzemelerimiz de zeytinyağı, biber salçası, domates salçası, karabiber, kırmızı pul biber ve tuz kullanacağız. Şimdi yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Size görevlerinizi verelim. Şimdi Can, senden başlayalım. Soğanı kesmeni rica edeceğim senden. Burada gördüğümüz gibi ince ince doğraman gerekecek. Bakalım yapabilecek misin? Bıçakların orada. Hadi okay. Bakalım. Doğru bıçak. Doğru bıçak, bravo. Okay. Kestiğin senden de taze soğanları burada gördüğümüz gibi ince ince doğramanı tamam. Rica edeceğiz. Buyurun. Bunların ince ince doğranması bize önemli bir göstergedir aslında. Ne kadar ince, ne kadar küçük, o kadar iyi. Okay. O yüzden çok ince yapmanız lazım. Ağlayacağım. Ağlayacaksınız. Bir yandan da sevgili izleyiciler, ben hazırlamış olduğumuz soğanları yavaş yavaş kavurmaya başlayacağım. Çünkü soğanı kavrulmuş şekilde kullanacağız. Taze soğanı da çiğden kullanacağız malzemenin içerisinde. Birazcık zeytinyağı döküyorum. Yaklaşık bir fincan kadar zeytinyağı. Gayet güzel gidiyorsun. Soğanları iyi tutuyorsun bir şey keserken. Doğru bir yöntem. Harika. Güzel. Kestiğin senin nasıl gidiyor? Güzel. Daha biraz ince olmaz. Daha ince yapabiliriz. Tamam. Biraz daha ince yapabiliriz. Buradakiler gibi tamam. Biraz daha ince olabilir. Yemek yapıyor musunuz normalde evde? Mutfakta çalışmayı seviyorum. Hı hı. Ve benim eşim çok destekliyor beni. Hı hı. Kesinlikle. En çok ne yapıyorsunuz? Yani uluslararası ne? Türk yemek, international yemek oldu. Her hı hı. Yerde Türk yemeği dahil. Var. Dünyanın her yerinde domates, Türk yemekleri et, soğan. Var. Evet. Domates, et, soğan oldu mu uyuyor diyorsunuz Türk evet. Yemeklerine. Daha önceden doğramış olduğumuz soğanı biraz yağın içerisine attık. Yağı zaten kızdırmıştık daha önceden. İyice pişene kadar, pembeleşene kadar soğanı kavuracağız. Seninkiler ne durumda Can? Seninkileri de buraya alabiliriz hazırlarsa. Zeytinyağı yoksa? Ben zeytinyağı kullanıyorum. Her şeyde zeytinyağı kullanmayı tercih ediyorum. Sıvı yağ da olabilir. Hı hı. Soğuk yiyeceğimiz yemeklerde, yani mercimek köftesini ısıtarak yemeyeceğiz. O yüzden zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, Can'ın da bizim için hazırladığı soğanları ekliyoruz. Hepsini birden şimdi güzelce kavuracağız. Sen en çok hangi yemeği yapıyorsun Kathleen Türkiye'de? Ben de uluslararası yemekler yapıyorum. Hı hı. En fazla Belçikalı yemekler, Fransa yemekler. Hı hı. Ama da sonra İspanyol, İtalyan, Endonezyen, Çin yemek. Karışık tam dediğin gibi uluslararası evet. Yani. Şimdi bu soğanların biraz pişmesini bekleyeceğiz. Soğanları pişirirken içine birazcık tuz ekliyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi mercimek köftesini yaparken kullandığımız mercimeğin cinsi kırmızı mercimek. Bu kırmızı mercimeği bir kere önce suda yıkamamız lazım. Hı hı. Yıkadıktan sonra da haşlamamız lazım. Burada göstereceğimiz gibi burada haşladık mercimeği. Birazcık suyu kalacak üzerinde. Çok sulu olmamak kaydıyla ama birazcık üzerinde suyu kalacak şekilde haşlamamız lazım. Önemli bir nokta şu sevgili izleyiciler. Haşladığımız mercimeği hemen kullanmamız çok zor. Çünkü çok sıcak olacağından ellerimizi yakacağı için hemen kullanamıyoruz. O yüzden
akşam üstüne mesela yapmayı planlıyorsanız bu yemeği, servis saatinden 3 saat önce mercimeği haşlamış olmak lazım. Yoğururken ellerimizin yanmaması için. Mercimeği bunun içerisine, yani yoğurmayı yapacağımız kabın içerisine döküyorum. Bu kırmızı mercimek değil mi? Bu kırmızı mercimek. Ne ilginç değil mi? Piştiği evet. zaman bu renk oluyor. Yeşil aslında oldu. Kırmızı kalmıyor yani. Kaç saat bekletiyorsunuz suda? Suyun içerisinde yani mercimeği mi? Hı hı. Mercimek 15-20 dakikada sadece. Haşlanıyor. Evet. Yani fazuli gibi bütün gece gibi değil. Hayır. Ha. Yeşil mercimek öyle ama. Yeşil mercimek. Bu kırmızı mercimek ve kırmızı mercimek çok çabuk haşlanabiliyor. 15-20 dakikada haşlanabiliyor. Hı. Ölçü olarak da şöyle düşünebilirsiniz. Bir ölçü mercimek kullandığınızda, bir bardak mesela mercimek kullandığınızda, iki bardak bulgur kullanmanız lazım. Heh. Ama köftelik ince bulgur. Şimdi mercimeği buraya koyduk. İçerisine de bulgurumuzu ekliyoruz. Şöyle güzelce. İkisini karıştırıyoruz. Mercimek zaten bulgurla birleştiğinde bulgur onun suyunu gayet güzel çekiyor. Her şeyi artık karıştırmaya başlıyoruz. Biber salçasından ekledik 2 kaşık. 2 kaşık da domates salçası ekledik. Şimdi bunları artık yoğurmaya başlamamız lazım. Yarım yarım. Kim yoğuracak? Yapabilirim. Birazcık siz başlayın, birazcık da siz devam tamam. edin, olur mu? İçine birazcık karabiber ekliyoruz sevgili izleyiciler. Bu karabiberin miktarı veya pul biberin miktarı tamamen size kalmış. Ne kadar acıyla aranız iyi, o kadar koyabilirsiniz. Ay, çok şey seviyorum. Acı seviyor musunuz? Evet. Birazcık da tuz ekleyelim. Evet, siz yoğurmaya başlayabilirsiniz. Tamam. Ellerinizle yıkamıştık ellerimizi evet, zaten. Temiz. Böyle, bu biraz eğlenceli bir iş. Şöyle ki insan şey yapıyor, kendini rahatlatan bir şey gibi bir şey yoğurmak değil mi? Hamur yoğurmak stres gibi. Stres karşı. Strese karşı. Soğan da hemen hemen olmak üzere. Birazcık daha soğanla soğanı pişirelim. Şimdi... Burada kritik bir nokta var Kathleen'in onu karıştırırken. Taze soğan ve maydanozu en son ekleyeceğiz. Çünkü onların çok fazla ölmesini istemiyoruz. Biraz diri kalmasını istiyoruz. Onları en son ekleyeceğiz. Nasıl gidiyor? Çok iyi. Tamam. Denemek ister misin? Çok eğlenceli bir şey. Can sen de dene. Çok eğlenceli gibi gözüküyor. Eğlenceli hadi, gözüküyor. Hadi değiş tokuş yapalım. Buyurun. Şimdi biraz da erkek gücüyle şöyle. Şunları da alalım önünden. Evet. Şimdi kıvamı eğer yeterli olmazsa, birazcık mercimeği burada özellikle ayırdım. Fazla sulu olursa veya fazla kuru olursa bundan üzerine ekleyebileyim diye. Soğanlar da hemen hemen olmak üzere. Kaç yıldır buradasınız Kathleen? 22. 22 Oo, sene. Evet. Bayağı olmuş. Evet. Senin ne kadar can oldu? Ben 10 yıl önce, ben 10 gün mavi tur için geldim Türkiye'de. Geliş o geliş yani. Marmaris'tan Fethiye, bir yerde denizde karar verdim, biraz kalacağım. Şimdi 10 yıl daha fazla, benim eşim değilim Türk. Beraber mutfakta çalışıyoruz. Evet. Soğanları da ekleyelim. Bir dakika, elini yakmadan şöyle soğanları da ekledik sıcağı sıcağına. Arzu edenler bir diş sarımsak da belki ekleyebilirler. Ben seviyorum açıkçası. Orijinal tariflerde pek yoktur ama seviyorsanız eğer birazcık sarımsak da ekleyebilirsiniz. Dediğiniz gibi kuruluğu biraz daha alalım. Bu mercimeği de buna katalım.
İyi ki ayırmışız kenara. Her bulgurun kendine göre bir kuruluk veya su çekme oranı oluyor sevgili izleyiciler. Dolayısıyla ona göre de ayarlamak için biraz kenara ayırmakta fayda var. Sıcak değil mi? Sıcak ama idare ediyor. Evet, yoğurduğumuz mercimek köftemizi dinlenmeye bırakmıştık. Bir yarım saat 45 dakika kadar ılık bir şekilde dinlendi. İçindeki bulgurlar da istediğimiz kadar şişti. Artık içerisine maydanoz ve taze soğanımızı atmaya hazırız. Şimdi bunları da ekledikten sonra biraz daha yoğuracağız ve şekillendireceğiz. Unutmayalım, birazcık maydanozu ayıralım süsleme için. Tabağa koyduktan sonra üzerine birazcık serpiştireceğiz. Şimdi maydanozu da ekleyelim. Taze soğanlardan. Ben acıkmaya başladım. Siz acıktınız mı? Evet. Güzel kokuyor, güzel değil mi? Güzel kokuyorlar, evet. Evet. Gayet güzel soğumuş da. Tam istediğimiz gibi birazcık daha yoğuracağız. Maydanoz ve soğanımızı da ekledikten sonra artık köftemiz şekil vermeye hazır. Maydanoz soğanla birazcık yoğurduk. Şimdi elimizle küçük parçalar alarak hafif yuvarlayıp sıkarak şekil vereceğiz. Ben de bu arada servis tabağımızı hazırlayacağım. Servis tabağınızı yeşilliklerle doldurursanız gayet güzel bir görünüm elde edersiniz. Bu çok bereketli bir yemek sevgili izleyiciler. Oldukça büyük miktarlarda köfte elde ettik. Çocukların okuldan gelince akşamüstü severek yiyecekleri oldukça da besleyici bir şey. Çünkü mercimeğin içerisindeki protein oranı çok yüksek. Hem karbonhidratı var bulgurdan, hem de proteini var, hem de lezzetli. Servis tabağımızda. Bir şey değil. Öğrendim. Ben sizin yaptıklarınızı yavaş yavaş. Çok büyük mü bunları? Biraz büyük, evet. Şu fena değil. Bu biraz büyük oldu. Şöyle keselim. Evet sevgili izleyiciler, çok kolayca gördüğünüz gibi hazırladığımız mercimek köftemiz artık ağzımıza layık. Biz yemeye başlayabiliriz. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun bakalım nasıl olmuş. Tadalım. Şöyle, buyurun. Ben size ikram edeyim. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şöyle birer tane daha. Güzel mi? Hı-hı. Bu akşam evde yapıyorsunuz. Evet. Siz de yapıyorsunuz. Şimdi yiyeceğim. Şimdi yiyeceğiz. Teşekkür ederiz. Bir dahaki programda görüşmek üzere.